Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün yine Bekir Ağırdır'la birlikteyiz. Bekir hoş geldin. Merhaba. Evet, bugün 46. programı gerçekleştireceğiz Bekir Ağırdır'la birlikte. İzleyenler hatırlayacaklardır. 9 Ekim 2017'de 41. programımızı yine Bekir Ağırdır'la birlikte yapmıştık. Ve programımızın başlığı da Zamanın Ruhu Ne Söylüyor idi. Dünyadan bahsettik, dünyadaki gelişmelerden bahsettik. Ve bu dizinin ikinci programını bugün gerçekleştireceğiz. 11 Aralık Pazartesi günü de üçüncü programımızı yapacağız. Üçüncü programda da biraz geleceği konuşacağız. Ama bugün ne konuşacağımızı? Türkiye konuşacağız. Evet. Ama birinci programı hemen iki cümleyle özetleyelim. Yani, lütfen. İnsanlığın krizi diye bir tespitim var benim. Yani yaşananlar Irak, Suriye diye veya Avrupa Birliği veya Amerika, nereye bakarsak bakalım bütün dünyada olup bitenlerin bir açıklaması var bence. İnsanlık bugünkü hayata uygun devlet ve hukuk nizamını ve siyaseti üretemediği için eski ulus devlet kodlarına geri dönüyor. Çünkü özgürlük mü, güvenlik mi gibi, demokrasi mi, refah mı gibi ikilemlerin içinden hep güvenlikten yana veya işte demokrasi olmadan da refah olabilirmiş gibi belli bir kodlamaya geri dönüyor. Dolayısıyla bir karusel arabuzul dönem yaşanıyor. Bu çevremizde de olanlar, bizde de olanların bir parçası bu hikaye. Şimdi dolayısıyla bu hikayenin içinde Türkiye nerede meselemiz var. Evet. Bugün de konuşacağımız o. Şimdi ben şöyle görüyorum. Türkiye, bir tarihselde özet yapacağız evet, herhalde evet, değil yani mi? Tabii bir geriden başlamamız lazım. Evet. Çünkü hani bütün hikayeyi bugünkü var olan aktörler üzerinden açıklamak ve bugünkü dinamikleri kendi başına açıklamak yetmiyor. Onun için daha geriden ve geniş perspektiften bakalım. Şunu şöyle düşünüyorum abi. Şimdi bu toprakların 150-200 yıla yakındır bir batılılaşma ya da kalkınma ve modernleşme hedefi var. Yani modernleşme derken toplumsal dönüşüm, kalkınma derken ekonomik büyüme. Ve cumhuriyetle taçlanmış ya da ekosistemde bir sıçrama diyebileceğimiz hatta cumhuriyetten sıçrama olmuş bir kalkınma ve modernleşme hedefi var ama aslında bunun alametleri daha öncelerden, ta 1830'lardan, 40'lardan başlamış gelmiş. Peki Türkiye sanayileşme ve kalkınma meselesinde nereye gelmiş sonuçta bütün bu hikayenin sonunda? Baktığınız zaman, şimdi arkadaşlar haritayı da ekrana verebilirlerse. Evet, bir numaralı haritamız. Şimdi Türkiye, evet, bir yandan bakarsanız 850 milyar dolarlık kabaca, kimilerine göre 700, kimilerine göre trilyon ama 800-850 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe gelmiş. Yani 1920'lerde bir tek basma fabrikalarından ya da Sümerbank'ın girişiminden ya da şeker fabrikalarından bugün bambaşka en bir yere gelmişiz. En fazlasından kağıt fabrikasından. Aynen öyle. Yani yollarıyla bakalım, nereden bakarsak bakalım. Ama sorunları var bir yandan da. Çünkü kalkınma hedefi bir yandan büyümüşüz evet ama kalkınma doğru kalkınma mı olmuş? İşte ekrandaki harita gösteriyor. Şimdi ekrandaki harita 2011 yılı Kalkınma Bakanlığı'nın verileriyle illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerini gösteren harita. O en sağda en koyu kahverengi gibi olan iller ülkenin en geri kalmış illeri. Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi bakımından. Yani sosyoekonomik endeksten kastedilen ya da içeriği şu endeksin. Yalnızca ekonomik büyüklük, o ilin ihracatı, üretim potansiyeli, çalışan işçi sayısı değil. Aynı zamanda işte 1000 kişiye düşen öğretmen, 1000 kişiye düşen doktor, 1000 kişiye düşen tiyatro ya da sinema koltuğu sayısı gibi sosyal veriler de dahil. Mora doğru gittikçe de yani Ankara, İstanbul bir bant halinde görüyorsun ve bir yandan da işte Adana'dan başlayarak da giderek koyulaşan bir biçimde İzmir'e doğru ama ülkenin batısı da hani pembeler ve koyu morlar diyelim. Türkiye ortalamasının üstündeki gelişmiş yerler. Şimdi bu harita bile neyi gösteriyor? Kalkınmada bile ciddi meselelerimiz var. Nedir o? Örneğin gelir dağılımı. Çünkü bu haritanın ima ettiği şey Güneydoğu'da gelir dağılımının doğuda en düşük olduğu yerler. Ya da bu haritanın ima ettiği şey hala batıda o pembe ve mora doğru giden bölgelerde
kendi ekonomik aktörleri, kendi ekonomik dinamikleri artık kenti ya da metropoli ayakta tutabilir ya da o coğrafyayı ayakta tutabilir belki. Ama o sarı gördüğümüz Orta Anadolu, Karadeniz ve kahverengi gördüğümüz Doğu, Güneydoğu'da ise devletin yatırımları olmadan, devletin katkıları olmadan ya da baraj gibi, yol gibi büyük kamusal yatırımlar olmadan hala o coğrafyanın kendi ekonomik dinamikleri, aktörleri yok demek. Şimdi tabii ama bir yandan da sanayileşme ve modernleşmenin başka unsurları da var. Yani hukuk, eğitim, laiklik gibi temel kurumsal yapılanmaların oluşması. Şimdi hemen bir şey söyleyeyim mesela. Bu gördüğümüz harita 2011 verisi dedim hatırlarsan. Evet. 6 yıldır Kalkınma Bakanlığı örneğin bu veriyi yayınlamıyor. Yani Türkiye 2017 yılında bile hala sanayi toplumu olmanın temel standart bilgi üretimini, izlenebilir, ulaşılabilir, denetlenebilir standart bilgi üretimini bile kamu yapmakta sorunu var. Hukuk meselesinde nerede olup olmadığımız meydanda. Yani hani şahtı şahbaz oldu der ya halkımız. Evet, nereye geldiğimiz çok açık. Yani hala sanayi toplumunun hukukunu bile doğru düz yerleştirememişiz. Hala telif ya da patent hakları meselesinde bile dünya kadar tartışma var. Yani sadece siyasi hakları bırak. İnsan hakları meselesini insanlık 45'ten sonra 1960'larda halletti ama bizim insan hakları ve özgürlükleri konusunda nerede olduğumuz açık vesaire. Toplumsal dönüşüm dersek evet bakarsan yine bugünkü verilerden konuşalım. Tabii ki bir mesafe alınmış. Bakarsan örneğin erkek çocuklarının okullaşma oranı %100'e gelmiş. Yani 6 yaşına gelen her erkek çocuğu okula girebiliyor, gidiyor. Kız çocuklarının okullaşma oranı %99'a gelmiş. 6 yaşına gelmiş her kız çocuğu okula gidebiliyor. Ama bunlar devam ediyor mu? Kaçıncı sınıftan ayrılıyorlar? Ayrı bir tartışma ki somut veriler söylüyor ki işte kız çocukları örneğin giderek dökülüyor ya da üniversiteye geldiğimizde kalitenin ne olduğu ayrı işte bugünlerdeki sınav tartışmasını biliyoruz. Ya da efendim işte kadın meselesinde nereye gelip gelmediğimiz meydanda kadın hakları veya kadına şiddet meseleleri her gün televizyonlarda ilk üç haberden kadından sorumlu bakan olmasına rağmen. Evet. Ya da sosyal yardımlar meselesinde yani bu veriyi sıkça tekrarlıyorum ama bir kere daha tekrarlayayım. Şimdi kamunun daha bir ay önce açıkladı biliyorsun gelir dağılımı rakamlarını. Evet. Bizim elimizdeki veri kabaca şöyle. %17-18 hale yani 22 milyon hane var Türkiye'de. Bunun %17-18'i geçen ay Ekim ayında tasarruf yapabilmiş ya da geliri giderinden fazla olmuş. Kaç para olduğunu bilmiyoruz ama geliri giderinden fazla. %60 hane ise gelire göre kurguladığı bir hayat var. Yani hayat 0 veya 1 diyorum ben. İşsizse veya maaşı yoksa hayatta yok. Geri kalan %23 hanede ise gelir giderden eksik. Yani şimdi 2017 yılı Türkiye'nin gelir dağılımı da bu. Dolayısıyla sanayi toplumu olmanın kalkınma ve modernleşme sürecinin neresinde olduğumuz, aldığımız mesafelere rağmen hala tartışmalı ve hala çok temel meselelere, laiklik, hukuk, eğitim, gelir dağılımı, yoksulluk, sosyal politikalar konusunda da ülkede hala genel bir mutabakat ve toplumsal yapı hep beraber içinde olduğumuz ve doğru ulen dediğimiz bir yapıda oluşturamamışız. Ama yine tarihimize siyasetten baktığımızda ise hep sağ partiler işin kalkınma tarafına sahip çıkmış. Adı sağ olan partiler, adı sol olan partiler de hep modernleşme tarafına sahip çıkmış. Yani tarihimizde ikisine birden bütüncül bir hedefi olan, politikası olan, programı olan bir siyasi harekette olmamış. Bu birinci safha. Ama sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan 45'lerden sonra dünyada bir şey değişmeye başlamış. Yani insan hakları dediğimiz kavram ortaya gelmiş, bilgisayar, iletişim, insanlık aya gitmiş. Dolayısıyla iletişimin ve ulaşımın ürettiği ve bilişim teknolojinin ürettiği gündelik hayatın hızlanması, ritminin değişmesi diye çok temel bir çağ değişimi var. Hani Ay'a insanoğlunun gittiği günü baz al veya Berlin duvarının yıkılışını baz al 20 sene sonra fark etmiyor ama kabaca 1960-70'lerde başlayan ve hem gündelik hayatı hem de bütün toplumsal düzenleri değiştiremeye zorlayan bir çağ değişimi yaşanmış. Yani bilgi toplumu. Biz buna bilgi toplumu demeyelim de sanayi sonrası toplum diyelim. Ne diyeceksek diyelim ama sonuç olarak başka bir çağ var. Ve bu çağında aynı sanayi toplumunun kalkınma ve modernleşme hedefi gibi bu çağında iki temel ana unsuru katmanı var. Küreselleşme ve demokratikleşme.
Çünkü bu gündelik hayatın içinde hep biz bu tür kavramları çok siyasetten konuştuğumuz için hani zaman zaman deniyor ya mesela ya kardeş kardeş yaşıyorduk nereden çıktı Kürt meselesi falan gibi meseleler ya da nereden çıktı bu dindarlar, köylüler meselesi gibi. Çünkü gündelik hayatın bu kadar hızlandığı, insanların bu kadar çokaşarak kentlerde, metropollerde yaşadığı bir yerde gelenekler gibi temel geleneksel kültürel ve ahlaki kodlar yaşatılamıyor. Dolayısıyla tıpkı ulus devletin nasıl bazı rolleri küresel, bazı rolleri yerele doğru kayıyorsa, bireylerde de bazı soyut aidiyetler daha yukarıya doğru, işte Kürt olmak, Sünni olmak, Alevi olmak veya Fenerbahçeli olmak, ODTÜ mezunu olmak gibi daha soyut kimliklere kayıyor. Bir yandan da yerelde de yerelleşmeye paralel olarak da aileye kapanmak, o anlamıyla daha içe dönük yaşamaya başlamak gibi de başka bir eğilim. Ama sonuç olarak bütün dünya küreselleşme ve demokratikleşme diye başka bir hikaye başlıyor. Ve Türkiye bu 40 yılda böyle bakarsak çok ciddi yine mesafe almış bakarsan. Yani ben hep şöyle bir örneği kullanıyorum. Ben İstanbul'a 81 yılında geldim 12 Eylül darbesinden sonra. Ve bir bilgisayar şirketinde işe başladım. O gün Türkiye'de bilgisayar olan kurum sayısı 310'du. Yani 2 A4'teydi müşteri listemiz. Bugün sadece şu medyaskop mekanında herhalde arkadaşların ellerindeki mobil cihazlar, masalardaki bilgisayarlar, cep iPad'ler, şunlar bunlar. O toplam Türkiye kapasitesinden fazla. Yollar, otobüsler, buzdolabı sayısı, otomobil sayısı neye bakarsak bakalım. Değişen bir şey var. Ama Türkiye hem kalkınma ve modernleşmede hem de demokratikleşme ve küreselleşmede yani bu 4 süreci bir arada yaşıyor. Ve de sorun şu ki Türkiye toplumunun da siyaset erbabının da veya devletin de bu 4 sürece birden ortak bir cevabı, 4'ünü de kapsayan ortak bir ütopyası, projesi yok. Hayat böyle sürmemiş ama. Hayat kendiliğinden insanlar da buna teslim olmuş değil, siyaseten yönetilemiyoruz diye. Aynı zaman aralığı yani 80'den bu tarafa baz alalım. Ülke nüfusu, yetişkin nüfusunun yarıdan fazlası göç etmiş kentlere. Yani bugün Türkiye'de adı köy olan yerlerde yaşayanlar %7. Hadi büyükşehir yasasıyla bazı köylerin de adı mahalleye döndü, doğru değil diyelim. Nüfusu 2000'in altında olan yerleşim yerleri %16. %34'ü kent dediğimiz, bizim yani KONDA'da geliştirdiğimiz bir ayrım üzerinden söylüyorum. Kent dediğimiz 500 bin nüfusun altındaki yerler yani Uşak, Kütahya, Çorum, Tokat vesaire %34. Ama Türkiye'nin bugün 2017 yılı Ekim ayında, Kasım ayında Türkiye'nin yetişkin nüfusunun yarısı 11 metropolde. Yani metropolleşmiş ve kentleşmiş bir Türkiye konuşuyoruz bir yandan. Dolayısıyla önümüzde bir siyasi ütopya olmadığı için ve siyaset marifetiyle de bütün bu süreçleri yönetemediğimiz için bir kaotik gibi görünen bir duruma gelmişiz. Ben nitekim bunu teyit etmek için somut bir yine sayısal veri paylaşayım seninle. 1969'dan 1980 darbesine kadar, 69 seçimleriyle 80 darbesi arasındaki 11 yılda ülkeyi yöneten hükümetlerin ortalama ömrü 10,5 ay. 83'ten yani darbeden sonraki ilk seçimden 2002'ye kadar olan seçimlerde veya o süreçte ülkeyi yöneten hükümetlerin ortalama ömrü 1 yıl 4 ay ve bu ortalamayı birazcık yükselten şey 6 yıllık ANAP dönemi. O da olmasa yine 10 ay. Yani ülke siyasi vizyonu ve mutabakat olmaksızın bütün bu 4 süreci bir arada yaşamış ve asıl bilgi toplumu dediğimiz daha hızlı bir hayat içine kendiliğinden dahil olmuş. İnsanların kendi bireysel arzularıyla, iradeleriyle, hareketleriyle. Ve siyasete bağlayarak söyleyeyim, 1983'ten 2002'ye kadar ki bütün seçimlere bakarsan, bütün seçimlerdeki birinci parti değişmiş. Çünkü Türkiye insanı o televizyonlar, telefonlar, iletişim vesaire vesaire bütün bu hayat ritminin içinde bilmek, öğrenme kapasitesi arttıkça o eskiden köydeki gibi kaderine razı olan halk şimdi sokağa çıkmış, başka şehre taşınıyor, şehrin içinde başka yere hareket ediyor vesaire ve dolayısıyla da her seferinde kendi meramına çare olacak partiyi değiştirerek gelmiş. Her seçimde birinci parti farklı. Onun için böyle DSP işte 20 olmuş da sonraki ay sene seçimde 2'ye düşmüş gibi o dalgalanma. Ve 2002 geldiğinde hepsini de tasfiye etmiş. Ve daha önemli bu sürecin finali 28 Şubat Marmara depremi, 2000 krizi ve 2001 krizi.
Türkiye öyle bir 4 yıl yaşamış ki bütün bu 150 yıllık hikayenin içinde başardıkları da başaramadıkları da hani kabak gibi ortaya çıktı derler ya, her şey ortaya çıkmış. O kerim devlet, her şeyi becerir, her şeye hakimdir denilen devletin neye ne kadar hakim olup olamadığı ya da kalkındık, büyüdük, ekonomi denilen, işte bankacılık denilen iş dünyasının, bankaların, sermayenin ne kadar yolsuzluğa ve siyasetin yolsuzluğa battığı, kayıt dışılığa battığı, siyaseten devlet dediğimiz mekanizmanın ne kadar geride kaldığı, her şey gün yüzüne çıkmış ve toplum 2002'de bir başka hamle yapmış, her şeyi birden eski aktörleri silerek. Şimdi böyle bir hikayenin içinden bugüne baktığımız zaman başardıklarımız kadar başaramadıklarımız ya da hala eksik olanlarla hala doğru olanlarla gibi bir şeyi daha doğru yerlerine oturtmak için böyle bir geniş girizgah yaptım. Evet. Ama bütün bunların sonucunda da çok ciddi bir yeni alt üst oluşla karşı Tabii. karşıyayız. Bunu da herhalde bir sonraki programda mı konuşacağız yoksa şimdi biraz girecek miyiz buna? Şimdi biraz girmemiz lazım. Girmemiz lazım. Evet. Çünkü şu temel olarak bütün bu problematiği, yani bu problematiğin ya da sözünü ettiğimiz bütün bu hikayenin elbette tarihçilerin, elbette sosyologların, ekonomistlerin, siyaset bilimcilerin ilgileneceği ve yazacağı kısımları var. Bir kısmı da ama yazılmış olan. Biz en azından bu programda bütün bu meseleleri nasıl yönetiriz ve buradan nasıl çıkarız diye konuştuğumuza göre ve bunun da biricik yolunun ve tek ve doğru ve meşru yolunun siyaset olduğuna göre siyaset üzerinden devam siyaset, edelim konuşmaya. Siyaset, seçimler ve parlamento. Aynen öyle. Evet. Şimdi ne oldu? 2002'de hatırlarsan AK Parti %34-35 oy, CHP %20'lerde oy ve geri kalan partilerin hepsinin parlamento dışında kaldığı, yani %45 oyun parlamento dışında kaldığı. %10 barajını aşamadık. %10 barajından dolayı bir süreçle başladı. Dolayısıyla hani bizim Anadolu'da ya da benim en azından doğduğum kasabada tarlayı gene bırakmak diye bir laf vardır. Yani sürmezsin, gübrelemezsin vesaire. 3 sene sonra tarla kendiliğinden bürümüş böyle otlar, dikenlerle kaplıdır. Dolayısıyla yaptığın her hamle göze görünüyor. Yani AK Parti o fırsatı öyle kullanmış ki, tabii burada yine konjonktürel bir mesele de var. Dünyada sıcak paranın çok yüksek olduğu, hareketin ve o küreselleşmenin ürettiği hareketliliğin son derece en hızlı noktalarına ulaştığı, henüz insanlığın da bilgi toplumunun krizleriyle karşılanmadığı ve hala umut taşınan, küreselleşmeden, demokratikleşmeden büyük umutlar taşınan bir dönemin içinde AK Parti geldi. Ve de İslamcı gömleğini çıkararak geliyorum dediği için geldi. Hatta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle geçen hafta yine Twitter'da dolaşıyordu. Tayyip Erdoğan'ın Hürriyet Gazetesi'ne AK Parti'nin kuruluşundan sonra verdiği bir demeç ve gazetenin ön sayfası. Orada 6 tane şey söylüyor. Sistemle itişmeyeceğiz. Türban önceliğimiz değil. Hayat tarzı baskısı yapmayacağız. Avrupa Birliği temel hedefimizdir vesaire. Hani bugün yaptıklarının ya da yapılmakta olanların tamıyla tersi başka bir umuttan geldi. Evet. Ve o konjonktürün izin verdiği süreçte eğitimde, sağlıkta yani bir takım hizmetlerin ulaşılabilirliği meselesinde ciddi mesafe aldı gerçekten. Ya da ulaşım yatırımları. Evet, bunu da görmek zorundayız. Evet. 2004'teki Avrupa Birliği katılımı sürecinin başlamasıyla beraber bir takım reformlarda vesaire. Ve evet, 2007'de aslında tabii bir önceki koalisyon iktidarında da, koalisyon döneminde de başlamış olan Avrupa Birliği ile müktesebatın sağlanması konusunda. Zaten 80'den sonra, 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye'nin yaptığı çok önemli 4 tane anayasal reformu var. 4'ü de Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin dayatmasıyla oluşmuş reformlardır. Evet, evet. Hatta bir tanesini hatırlayacaksın. Parlamento tatildeydi. Toplandılar tatilden. Özel olarak zorlamasıyla ANAP doğru yol, ANAP Demokratik Sol Parti'nin koalisyonu dönemiydi. Evet. Falan. Ve 2004'te de buna paralel bir değişim daha yapıldı. Ve 2007'de o ekonomik başarıyla, hani 10 bin dolara geldik, ülkeyi katladık dediği AK Parti'nin başarıyla oy aldı belki. Ama AK Parti'de biraz önce sözünü ettiğimiz o hem demokratikleşme hem küreselleşmeye, hem sanayileşmeye, hem kalkınmaya dair bir bütüncül politikaya ve hedefe sahip olmadığı için, iki devletin içindeki vesayetçi bir takım zihniyetlerin ürettiği problemlerle, kapatma davasını hatırlayacaksın,
Cumhuriyet evet. mitinglerini hatırlayacaksın. Bir sürü hikaye. Sonuçta 2007-2008'den itibaren AK Parti de tavır değiştirmeye başladı ve geleneksel siyasete doğru, o güne kadar biz kavgacı siyaset yapmıyoruz diyen AK Parti, önce o ürettiği, daha önceki dönemin boşluğunu tamamlamak için üretilmiş sosyal politikaları öncelikle ve de yerel yönetimdeki bütün hizmetleri partileştirmeye ve partizanca kullanarak seçmenini AK Partileştirmek diyorum ben. Bir tercihten bir aidiyete çevirmek yolunda ciddi adımlar atmaya başladı. Ve 2008'de insanlık o ekonomik krizle beraber ilk defa bilgi toplumunun problemleriyle yüzleşmeye başladı. O zamana kadar bir sürü göçler, varoşlar, işte Paris varoşlarındaki olaylar gibi bir sürü olay vardı ama ya da 11 Eylül saldırıları gibi küresel terörün alametleri vardı ama hala bu kadar bütüncül olarak o 2008 ekonomik krizi Batı'da da büyük bir hem şok hem travma hem de ciddi bir kırılma yaratmaya başladı. Ve AK Parti o andan itibaren 2010 referandumuna geldik. 2010 referandumunda bile hala hani 12 Eylül'ün yargılanması da HSYK'nın yeniden yapılanması da toplumdan bir destek aldı. Ama giderek kutuplaşmayı manipüle etmeye başladı. O AK Partilileştirme dediğim sürecin içinde giderek kimlik politikalarına sığınmaya başladı. Ve bugün geldiğimiz nokta aslında 2008'de çok net belliydi kabaca. Yani siyaseti kimliklere sıkıştırmak ve kimliklerin içinden de sürekli kazanan pozisyona yerleşmek. Çünkü baktığınız zaman dindar kimlik evet ülkedeki çoğunluk veya seküler kimlik CHP'nin de kapasitesi yapabildikleri yapamadıkları nedeniyle belli bir alana da sıkışmış durumda. Dolayısıyla böyle bir kimliklere sıkışma ve kimlikler üzerinden kutuplaşma ve bunun ürettiği bir siyasi tablo hep AK Parti'yi galip getirir. Nitekim oradan da geldik 2015 seçim dönemine. Hatırlarsan 2011 seçimlerinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Çünkü dört parti de ilk defa artık anayasa dedi. Yani ülkenin yaşadığı problemler o demokratikleşme meselesini daha fazla geciktiremeden ya da orta gelir tuzağını aşmayı, orta demokrasi krizini aşmadan mümkün olmadığını görmekten vesaire bütün partiler Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bir araya geldi ve bir Türkiye belki de tarihi bir fırsat yakaladı. Ama partilerin her birinin o kimliklerine sıkışmışlığından dolayı yine bu süreci de berhava ettik. Ve geldik 2015'in sonunda. Çok önemli sonunda, fırsat da böylelikle kaybolmuş oldu. Dolayısıyla 2015'te biz hem Cumhurbaşkanı seçtik, hem yerel yönetimcileri seçtik. Hem iki tane genel seçim yaparak yani 7 Haziran'da bir tablo oluştu. Sonra AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı seçmeni bütünlemeye bıraktı. Beğenmedim bu tabloyu dedi. Yeniden seçmeni sandık başına götürdü ve bu sefer 50 oy aldı. Dolayısıyla bütün kadrolar yenilendi. Sonra da 16 Nisan referandumu ilanında sürecin ya da yönetim mekanizmalarının kuralları değişti. Şimdi tam burada siyasi tabloda arkadaşlar eğer ikinci grafiği ekrana getirebilirlerse yine bir başka analiz yapalım. Şimdi bu harita 1 Kasım seçim sonuçları üzerinden yapılmış bir harita. 1 Kasım seçim sonuçlarının hani kümeleme... 1 Kasım 2015. 2015. Evet. Kümeleme analizi dediğimiz bir yöntem içinde yani 81 ilin seçim sonuçları sayısı olarak birbirine benzeyen illeri bilgisayar bir araya getiriyor. İradi bir harita değil yaptığım şey. İstatistiki bir yöntem. Şimdi buraya bakıyorsunuz o yeşil gördüğünüz iller HDP'nin ağırlıkta olduğu iller yani HDP'nin Türkiye'de 11 diye bildiğiniz oy o illerde o yeşil olan coğrafyada %66-67'lere geliyor. AK Parti'nin oyu da %27'de evet, kalıyor. Bizim bir önceki haritada kahverengi olarak gördüğümüz evet, ağzına bölge. Sağlık. Aynen öyle. Üstüne yapışmış. Yani 150 yıllık, 200 yıllık kalkınma ve modernleşme hikayesinde Kürt bölgesi neredeyse bugün de siyaseten orada. Evet. Dolayısıyla bugünkü bu kimliklere sıkışmışlığın bir tarihsel kökeni var. Sadece güncele bağlı değil, sadece Tayyip Erdoğan'a veya Selahattin Demirtaş'a da bağlı, bağlı değil. Şimdi öbür taraftaki kırmızılara bakalım. O kırmızıların olduğu yerler, CHP'nin var olduğu yerler. Yani Türkiye genelinde %25 diye bildiğimiz CHP oyları o kırmızı olan yerlerde %35'e geliyor. AK Parti oyu da %40'larda. Evet. Sonraki alandaki diğer bütün sarılar ise en koyu sarı işte Konya gibi yerden başlıyor %68'den AK Parti. En açık Isparta Burdur'a geldiğinde 52-53'lere düşüyor. AK Parti'nin var olduğu yerler. Şimdi
İzleyiciler anımsarsa 15 dakika önce gösterdiğimiz ülkenin kalkınma ve gelişmişlik endeksinden oluşturulmuş haritayla bu harita aynı. Evet. Hiçbir yani, değişiklik yok neredeyse. Aynen öyle. Ufak tefek. Dolayısıyla tezim benim şu. Bir, bugünkü tablo sadece bir slogan veya lider veya aday listesi meselesinden ibaret değil. Değil. Bugünkü tablonun bir tarihsel kökeni var. İki, yine bugünkü tablonun bir kültürel ve sosyolojik nedeni var. Kimliklere dayalı veya sosyoekonomik gelişmişlik seviyesine bağlı, ekonomiye de bağlı olan tarafı var, dindarlık seviyesine bağlı olan tarafı var veya hala devletin yapacağı yatırımlara muhtaç olan veya olmayan yerler diye bakmak da mümkün. Yani çevre hani zaman zaman bizim entelektüel dünyada konuşuluyor ya, efendim bu toplumda çevrecilik var mı, demokrasi talebi var mı? Kırşehir'deki insanların çevrecilik talebi ya da demokrasi talebi olmadığı için değil. Ama öncelik meselesi, önce daha henüz karnı doymuyor, evet, hanenin dumanı doğru tutmuyor. Onun için arkaya atıyor, yoksa önemsemiyor, gözlemiyor, o problemi hissetmiyor olduğu için değil. Dolayısıyla bu tablo aynı zamanda siyaseten de donmuşluğu gösteriyor. Çünkü bunu kırmak için çok daha ciddi, çok daha radikal hamleler yapmanız lazım. Nitekim üçüncü tabloyu arkadaşlar, üçüncü haritayı ekrana verebilirlerse, bu da bu şimdiki haritada, aynı biraz önceki illerin kümelemesi 1 Kasım seçim sonuçlarına göre kümeleme üzerinden anayasa referandumundaki 16 Nisan'daki oy dağılımları. Evet. Yine o Kürtlerin olduğu veya HDP'nin olduğu veya ülkenin en geri kalmış coğrafyasında hayır oyları ağırlıklı. Tam tersi karakteristik gösterdiği halde, yani kalkınmış, metropolleşmiş, eğitim yükselmiş, modern hayata dahil olmuş, İskenderun'dan başlayarak İstanbul'a kadar gelen coğrafyada da yine hayır ağırlıklı. Ama bu iki küme hayırda ortak olsa bile fikren ruhen başka bir yerde. Ve ortadaki sarılar da evet de ağırlıklı ki bazılarında %70'lerde, 72'lerden başlıyor evet oyları. Evet. Şimdi dolayısıyla bu haritanın bana söylediği şey şudur. Kimliğe sıkışmak, tarihsel kökenlerden besleniyor olmak, siyasi aktörlerin sadece kimlik siyasetlerinin içine sıkışmış olması gibi bütün bu hikayeye baktığınız zaman bugün karşımızda 3 ayrı Türkiye var ve bu 3 ayrı Türkiye'nin de 3 ayrı yarın sabaha dair Türkiye hayali var. Yani toplumsal temelden baktığınız zaman çok ciddi bir ayrışma var ortak yaşama iradesi bakımından ve biz duygusunun parçalanması diyorum ben 2010 yılından beri. Yani biz derken muhtemelen İstanbul'dakilerin bir kesimi, Kırşehir'dekileri veya Diyarbakır'dakileri dahil etmiyor. Muhtemelen Sivas'takiler biz derken işte içki içtiğimiz için seni beni dahil etmiyor. Artvin'de biz derken kimileri Kürtleri dahil etmiyor ama sonuçta ve muhtemelen ülkeyi yönetenler ve siyaset erbabının zihin dünyaları da böyle. Biz derken eksikli bir şeyi konuşup geliyoruz. Ve de önüm karşımızdaki problem de budur. Yani karşımızdaki problem herhangi bir siyasi aktörün değişmesi ya da liderinin değişmesi veya bir slogan icat etmek ya da işte bir aday bulmak meselesi değil. İsim meselesi değil. Ortak yaşama iradesini geliştirecek, ülkenin sanayileşme, kalkınma, demokratikleşme meselesine ortak ve bütüncül bir ütopya üretecek yeni bir sese, söze ve yüze ihtiyaç var. Dolayısıyla siyaseti buradan görmezsek bugünkü problemler de sürmeye devam edecek demektir. Evet. Ve bugün görüldüğü kadarıyla aday, isim, daha öncelikli olarak konuşulan, daha öncelikli olarak gündeme getirilen konular. Mesela böyle bir yaklaşımı herhalde önümüzdeki programda geleceğe ilişkin evet, ne yapmak lazım sorusunun yanıtı aynen, olarak senden tabii asıl üçüncü programda onu konuşacağız. Evet. Ama şimdi tabii siyaset kısmını konuştuk ama bunun bir de toplumdaki ya da bireylerdeki, sade vatandaşlardaki karşılığı meselesi var. Meselesi var. Bütün tabii bu yönetilemeden geçmiş ya da her seferinde umutlanmış ama sonra o umutları berhava olmuş. Çünkü her yeni bir iktidar değişikliğinde yine siyasi tarihimizden bakalım. Bu ülkede çok temel siyasi kırılmaların yaşandığı 5 tane dönem var ya da kırılma seçimi var. Bir tanesi 1950 seçimleri. Yani ülkeyi, cumhuriyeti kuran, ülkeyi işgalden kurtaran, Osmanlı'nın küllerinden yeni bir ulus ve vatan üreten Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı Demokrat Parti. Sonra 60'tan içinden çıktı. İçinden çıktı tabii, ama sonuçta geldi ve öyle bir gücü devirdi evet, oylarla ve sandıkta. Sonra
60'ta darbe oldu, bir hareketin liderini bile astınız. Ve sonra aynı hareketin devamı Adalet Partisi 61'de parlamentoya girdi, 65'te tek başına yeniden iktidar oldu. Oylarla, %50'yi aşan oyla. Sonra 71 muhtırası, yine askeri vesayetin ya da devletin o geleneksel ulus devlet kodlarının hayata müdahalesi. Ve de öyle bir dönemde bile bütün dünyada sol hareketin 68 kuşağı dediğimiz, o 68 dönemi dediğimiz o büyük özgürleşme hamlesinin yaşandığı bir zaman aralığında toprak işleyenin su kullananın diyen Ecevit %42-43 oy aldı. Yine bu insanlardan. Sonra 83'te darbe yaptınız. Sol sağ önüne gelen herkesi biçtiniz, hapislere tıktınız, işkencelerden geçirdiniz. Ve de o generallerin kurduğu partiye değil 83'e oy verdi. Evet. Ve de 5. de partiye oy verdi. Evet. 2002'de de diğer herkesi tasfiye edip AK Parti'ye oy verdi. Şimdi bunu sağ sol diye bu kırılmaları okumak mümkün olabilir. Ama benim okumam şöyle bir şey. Bizim insanımız ya da bu toprakların insanları bütün bu süreçler yönetilemeden, toplumsal mutabakat altında geçirilmeyen süreçler sonunda geliştirdiği kodlardan bir tanesi ikircikli bir değişim talebi diyorum ben. İkircikten kastım şu. Bir yandan değişim istiyor aklının, yüreğinin bir tarafıyla ve kendi ihtiyaç ve taleplerinden bakınca. Ama bir yandan da işte ülkedeki tüm bu farklı biz duygularının parçalanmışlığı, kutuplaşmalar, şunlar bunlardan dolayı da sokaktan ürküyor. Dolayısıyla hani el freni çekik araba gibi değişim talebini belki tam böyle istediğinden gibi ifade edemiyor olabilir ama fırsatını bulduğu zaman da oylarıyla o değişim talebini bir biçimde ifade ediyor. Bütün buna rağmen ama sonuçta o her değişim talebi belli bir hayal kırıklığıyla bitmiş ama. Çünkü sadece evet askeri vesayet müdahale etmiş, şu olmuş, bu olmuş, sadece asker üzerinden ya da vesayetçi devlet üzerinden okuyoruz bu hikayeyi ama siyasetçilerin ve siyasi aktörlerin ya da toplumla oy verdiği insanların bütün bu işlerde hiç mi kabahat yok? Yani bu süreçte doğru yönetmeyip ülkeyi darbe yapılır hale getirmiş olmaktan payları yok mu? Yani şimdi 12 Eylül'ün iki tane 90 yaşında generalini yargılandı diye herkes kendini temize mi çekti yani? Böyle değil ki. Bütün siyasiler de rahat. Dolayısıyla toplumsal bellek bütün bunları biriktirdiği için Mehteran yürüyüşünü bizim icat etmiş olmamızın bir sebebi olması lazım diyorum ben. Yani o Mehteran yürüyüşündeki gibi iki adım atıp üçüncüyü yana doğru dönmek gibi bizim insanımız da artık alışmış ki toplumsal bellek umutlanacak ve düşecek. Umutlanacak ve düşecek. Onun için hep temkinli davranıyor. Daha tedirgin ya da ikircikli adımlar atıyor. Ya da bireysel hayatında son derece umutluyken kamusal ya da toplumsal hayatta son derece umutsuz. Bireysel hayatında son derece sorun çözücüyken formal, informal, legal, illegal. Gecekondu da yapıyor, vergi vermeden sportacılık da yapıyor, trafik ehliyeti kaptırmayayım diye trafik polisine de rüşvet veriyor. Bireysel hayatında çözemeyeceği sorun yok. Bir biçimde çözmeye uğraşıyor. Ama toplumsal hayatta hiçbir mekanizma olmadığı için hayata dahil olabildiği, müdahil olabildiği, hiçbir yerde karar süreçlerine dahil olabildiği mekanizmalar olmadığı için de orada da son derece temkinli ve korkak davranıyor. Ve bu iki duygu arasında davranıyor bir tanesi. Bir tanesi yine bütün bu süreçlerden dolayı Türkiye toplumunun davranış kodlarından bir tane çok temel bir tanesi de şu. Doğru diye bildiği, iyi, doğru, güzel diye tanımladığı şeyler ile gündelik pratikler arasında müthiş bir yarılma var. Yani doğru ne... Senin için... düşündüğüyle kendisi için düşündüğü hem arasında... Hem o hem de şu yani efendim işte fabrika yapmak için ormanları keselim mi? İyi, doğru, güzel bağlamında hayır diyor. Ya da ülkedeki bütün farklılıklar için devlet destek olsun, kültürel hakları için katkıda bulunsun mu? Evet diyor mesela. Değer dünyasından evet. Bakınca. Ama pratikteki tavrına bakınca da korkuları, kaygıları, endişeleri ağır basıyor ve frene basıyor o zaman da. Ya da başka öncelikleri belirlemeye kalkıyor. Yani daha basit anlatımıyla kırmızı ışıkta geçmek yanlış, herkes yanlış olduğunu biliyor. Ama giderek kırmızı ışıkta geçmezsem de diğerleri zaten evet, bana yol veriyor. Başka bir hikaye yani, üretiyor. Veya kendi evi söz konusu, arsası aynen. Söz konusu olduğu aynen. Zaman da en yüksek aynen öyle. Ve giderek metropolleşmeyle beraber bütün bu yarılma, iki tane yarılma, bir yandan bakarsan riyakarlık gibi de denebilir. Çünkü bir yandan gerçekin ne olduğunu biliyorsun. Kendi ailen içinde Kürt mü, Türk mü ya da Sünni mi, Alevi mi ya da çok mu dindar, ateist mi diye çok
kollamıyorsun, bakmıyorsun. Ama camdan bakınca da bütün Kürtler bölücü, bütün işte solcular ahlaksız, bütün dindarlar şeriatçı sanıyorsun. Ama kendi teyzeye inanan, kendi arkadaşım o içten Kürt diye başka hikayeler uyduruyorsun demek mümkün. Evet. Ama bir yandan da bu yarılmaların ürettiği bir şey daha var ki savunma mekanizması bu yarılmalar. Yani bunca manipülasyona rağmen, bunca yaşanan gerilimlere rağmen ülke eğer hala birbirine sarmıyorsa ya da bakkalını camisini ayırmıyorsa bu yarılmalar aslında ayırmıyor. Çünkü belayı dışarıda tutuyor. Evinin içine, evinin kapısından, eşiğinden geçirmiyor. Böyle de bir artı tarafı var. Ama şimdi yaşanmakta olan kutuplaşma ve AK Parti'nin bilinçli olarak yönetmeye çalıştığı o kutuplaşma ve giderek bunu organize etme çabaları giderek başka bir risk üretmeye başladı. Çünkü en temel risk ortak yaşama iradesinin giderek zayıflaması. Yani o üç Türkiye'nin üç ayrı hayali var ve o hayalin içinde muhtemelen birbirlerine yer yok. Dolayısıyla herkes öbürünü korkutmak için öcüler icat etti ama o öcü şimdi o herkesin kendi hortlağı haline dönüştü. Herkes kendini korumak için duvarları ördü ötekilerden ama o şimdi duvarlar kendi hapishaneleri oldu. Kimse kendi kimliğinin dışına çıkamıyor. Dolayısıyla ortak yaşama iradesi zayıflıyor. Onun için ayrı mahalleler değil artık giderek ayrı semtler konuşuyoruz. Ayrı dünyalar konuşuyoruz. Bu alışverişe bile yansımış durumda. Marka tercihlerine de yansımış durumda. Sadece televizyon yapıp... Bu araştırmalardan da çıkarmış araştırmalarda sonuç, değil da, mi? Tabii, evet. Tabii. Yani biz gözümüzle de görüyoruz. Tabii ve gelinen noktada mesela çok somut bir rakam söyleyeyim sana. Ben genellikle hep dörtte bir derim bunu konuşmalarda ama daha sayısal söyleyeyim. %28 insanın şu anda bile bu sabah itibariyle zihninde boykot ettiği ve bunun gerekçesini de siyasetten ürettiği bir ticari marka var. Yani o markayı kalitesiz diye, yani. Evet, mısır nişastası kullanıyor diye, GDO'lu ürün üretiyor diye ya da tavuğa fazla antibiyotikle şişiriyorlar diye değil. Siyasi pozisyonuna bakarak o firmanın, markanın ya da sahibinin asla almam diyor. Yeşil sermaye boykot listelerini hatırla, tabii. Siyonist markalar diye boykot listelerini hatırla vesaire vesaire. %28. Şimdi bu dünyada mesela tespit edilmiş bir oran değil. Bugün geldiğimiz yer onun için sadece siyasi kutuplaşma değil artık. Siyasi kutuplaşma için cilt kanseri. Bunun ete kemiğe doğru bulaşan kısmı kültürel kimlikler arası ve gündelik hayata yansıyan kutuplaşma tarafı. Dolayısıyla bizim öncelikle bu biz tahayyülünü ortaklaştıracağımız bir hikaye üretmeye ihtiyacımız var. Bunu da ve siyaset marifetiyle de bunu ülkeye, topluma, bütün seçmene anlatabilmek de bir meselemiz var. Şimdi, ama mevcutların dışında bir şeyden bahsediyorsun. Çünkü mevcutta böyle bir ihtimalin veya böyle bir ışığın görünmediği çok açık. Yani çok açık. Çünkü bu dört tane partiye baktığında, yine siyasetten baktığında farklı katmanlarda farklı pozisyonlamalar var. Şimdi bir tanesi kimliklerden bakınca, kimlik var. Yani Türk, Kürt, seküler hayat tarzında olanlar dindar hayat tarzı diyelim. Dört kimliğin dört partisi var, dört ayrı köşe. Bir yandan bakarsan işte AK Parti ile MHP yani dinci ve Türkçü köşe ya da toplumsal kesimler bir araya geliyor gibi. Ama seküler hayat tarzı olanlarla Kürtler bir araya gelemiyor gibi. Çünkü ikisinin iki ayrı tahayyülü var. Çünkü sekülerler hala demokratlık konusunda da hala meseleleri var. Yani Türkiye'deki her eksen birbirinin simetrisi değil. Yani illa sekülerle dindar din üzerinden değil. Farklı kaygıları var. Herkesin ama üç kesiminde ortak kaygısı ortak. Bir, herkes kendi vatanı üzerinde veya inancı üzerinde veya kendi hayat alanı üzerinde bir tehdit algısına sahip. Yani korkuyla hareket ediyor. Sekülerler kendi özgürlük alanları ve hayat tarzları üzerinde bir baskı algısına sahip ki haklılarda belli uygulamalara bakıldığı zaman. Ya da dindarlar ya da Türkçüler kendi ülkeleri vatanları üzerinde bir bölünme paranoyasına sahip. Bakıldığı zaman çevremizde olup bitenlere çok da haksız değiller. Belli bir haklılık payı var. Kürtler kendilerinin tanınmaması, var olmamasından yola çıkarak bir kimlik talepleri var. Ülke yakın zamanda hala bu problemi çözemeyecek gibi. Dolayısıyla onlar da çevredeki, Suriye'deki, Irak'taki gelişmelere bakarak kaygılılar. Dolayısıyla herkes kaygılardan besleniyor ve korkulardan besleniyor. Bir kere birinci mesele o ve her biri de birbirinin simetrisi olmayan korkular bunlar. Ama bir başka
kutuplaşma daha var. Baktığınız zaman Erdoğan yandaşları ve karşılığı diye en ucunda hani çikolatanın kreması gibi olan ve de Tayyip Bey'in de bunu bilerek isteyerek sürdürmeyi de amaçladığı anlaşılıyor. Böyle bir kutuplaşma daha var. Dolayısıyla şimdi bu hizalanmaların her biri hani çok kapılı anahtar gibi. Bunların her birisi bazen öyle denk geliyor ki bakınca biz olaya işte bu kutuplaşma belirledi diyoruz ya da şu belirledi diyoruz. Aslında ama bir sürü katmanda ülkenin bu 150-200 yıllık hikayesinin her bir probleminin, birikmiş gelmiş her bir probleminin etkileri var bu işin içinde. Dolayısıyla bu 150 yılın bence hikayesi şu, özü itibariyle Türkiye'nin bir marka değeri var ama Türkiye'nin markasının altında hani Arus Yumul Hoca'nın kavramsallaştırmasıyla söyleyeyim, Türkiye'nin bir de her birisi marka haline dönüşmüş sorunları var. 100 yıldır süren, 60 yıldır süren, 40 yıldır süren. Dolayısıyla 60'larda Türkiye'de görev yapan bir Amerikalı gazeteci gelip baksa bugün 2017 yılı, ulan bu Türkler hala anayasa konuşuyor, hala uzlaşma konuşuyor, eğitim hala konuşuyor. Kürt meselesi konuşuyor, Türk eğitim meselesi. Konuşuyor, anayasanın konuşuyor. İçindeki hukuk, üst yapı, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi tartışıyor. Yani Türkiye'nin marka sorunları var ve Türkiye'nin en büyük bilgi birikimi siyaset marifetiyle bunların çözülemiyor olması. Ve asıl ortak yaşama iradesini eksilten şey bu umutsuzluk hali. Yani bitirmeye yaklaşırken onu söyleyeyim. Ülkenin yarısı bugünkü siyasi aktörler eliyle bu sorunları çözebileceğine olan inancını kaybetmiş durumda. Asıl ortak yaşama iradesini zayıflatan şey de bu umutsuzluk ve çaresizlik duygusu. Ve asıl aslında lümpenleşmeyi ve gündelik hayattaki belirsizliği üreten dinamik de o. Çünkü öyle bir durumda herkes kendini kurtarmak, kendi bireysel hayatını garantiye almak, hukuk dışı bile olsa formal, informal, legal, illegal her yol içinde kendini emniyete almak diye bir telaşın içine giriyor. Ve korkulardan besleniyor olduğu için de bu telaş giderek saldırganlaşıyor. Ahlaki yozlaşma artıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bütün bu lümpenleşme yine bir başka Ali Öztürk'le yanlış hatırlamıyorsam kavramsallaştırmasıyla söyleyelim. Şaban'ın Recep İvedikleşmesi. Dolayısıyla böyle bir sürecin içinde bugün geldiğimiz nokta ne acıdır ki hani hepimizin çok umutlandığı değil tam tersine problemleri konuştuğumuz bir tablo. Evet. Siyaset de zaten bu ayrılığı, bu ayrışmayı körükleyen hedefler koyuyor. 50+1'den aynen. Bahsediyor. Yani muhalefet tabii. De ondan bahsediyor. İktidar da ondan bahsediyor. Şimdi bu taraf çok ilginç. Gözeten bir şimdi siyaset başkanlık, oluşturmak. Başkanlık tartışması, ben önce çok açık yüreklice kendi şeyimi söyleyeyim. Ben başkanlık veya parlamenter diye illa şu diye bir derdim yok. Evet, benim derdim şu, hangisini edin. Yapacaksak doğrusunu yapalım. Yani demokratik, katılımcı, şeffaf, denge denetleme mekanizmaları doğru kurulmuş bir şey. Sonunda son imzayı Cumhurbaşkanı mı atıyor, başkan mı atıyor, başbakan mı atıyor? Bana soruyorsan çok önemli olmayabilir. İşin bir yanı ideal ortamdan, soyut uzay boşluğundan konuşursak. Ama Türkiye pratiğinden bakarsak da soyut uzay boşluğunda konuşmuyoruz. Bu pratikten konuşuyoruz ve başkanlık ihtiyacını üreten şey iktidarı sürdürme hevesi sonuç olarak bir sistem değişikliği ya da demokratikleşme çabasından kaynaklanmadı bu mesele. Başka bir yerden kaynaklandı. Dolayısıyla da bu nedenle de itirazım var. Hele merkeziyetçiliğe, ulus devlete geri dönüşü, geri dönüş, tek tipliliği vesaire savunduğu için de. Ama yine de asıl bu savunu yani başkanlık sistemine geçelim savunusu yapılırken en çok savunulan argüman ya da kullanılan argüman neydi? Koalisyonlar. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz gibi 69'dan 80 arası 10,5 ay ortalama ömür hükümetlerin, 83'den 2002 arası ortalama hükümetlerin ömrü 1 yıl 4 ay koalisyonlar değil mi? Bütün itiraz. Evet. Peki şimdi 50+1'i yakalamak için en çok savunulan veya karşı olanları teselli etmek için savunulan argüman ne? Seçimde ittifak yapmak zorunluluğu. Değil mi? Evet. Hiçbir partinin 50.1'i yok. Yok. Yani şimdi İttifakı parlamentodaki temsilciler yapınca tukaka, hayır burada seçimden önceki siyasi temsilciler yapınca da baş tacı mı? Yani zaten hani gerçek meramdan, gerçek gündelik hayatın ihtiyaç ve talebinden ölmeyen bir problemi mi ya da meseleyi konuştuğumuz açık. Evet. Yani. Onun için bu çözüm değil. Yani. Bu tartışmadan biz kendi bu konuştuğumuz tarihsel perspektiften baktığımız
bugünün sorunlarını ve yarınına bir çare üretemeyiz. Evet, yarını meselesini de bir sonraki programda konuşalım. Tekrarlayalım. 11 Aralık Pazartesi günü gene birlikte olacağız. Zevkle. Ve onu konuşacağız. Bekir Ardır, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İkinci programımızı da böylelikle tamamlamış olduk efendim. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının 46.sını gerçekleştirdik. Bekir Ardır'la birlikte gelecek hafta 47. programda bir başka arkadaşın moderasyonunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.